Dostlar Corsair'in yeni piyasaya çıkartmış olduğu H100i RGB platinum ekrandan bakabiliriz. Kutumuzu açtığımız zaman karşımıza 27 mm kalınlığında ve 240 mm'lik bir sıvı soğutma radyatörü bizi karşılıyor. Kalınlığa ve odacıklara baktığımız zaman dostlar performanslı bir radyatör olduğunu söyleyebilirim. Pompaya baktığımız zamansa 5 cm genişliğinde bir bakır tabanın bulunduğunu görebiliyoruz. İşte bunlar ısı iletimi anlamında oldukça önemli noktalar. Ki birazdan 5 GHz'de overclocklanmış i9-9900K'yı nasıl soğuttuğuna da yakından bakacağız. Ne kadar soğutabiliyor? Performanslı mı? Bizi memnun etti mi? Bunlara canlı canlı bakacağız. Dostlar burada pompamıza baktığımız zaman gözümüze ilk çarpan nokta pompa tarafı tam 3 bölgeden RGB olarak bizim karşımıza geliyor. Alt orta kısımda bir RGB şeridi görebiliyoruz. Ön kısma geldiğimiz zamansa burada Corsair logosunu çevreleyen bir RGB şeridi görebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde buradaki Corsair aydınlatması da RGB. Ve bu pompa bölümünde sadece 16 tane adreslenebilir RGB LED bulunuyor. Corsair'in kendi IQ yazılımı üzerinden buradaki RGB LED'lerin hepsini kendiniz kafanıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Mor yap, kırmızı yap, yeşil yap artık kafana göre buradaki renklerle oynayabiliyorsun. Lakin IQ üzerinden pompa ve fanları ekstrem moda aldığımız zaman pompa devri 2800 RPM'e kadar çıkabilirken fanlarsa 2600 RPM'e kadar çıkabiliyor. Piyasadaki iyi pompalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ve buradaki pompa kısmıyla radyatör bölümünde bulunan boru eklemlerinin dostlar metal bir gövdeyle desteklendiğini görebiliyorsun. Bu da şu anlama geliyor dostlar. Buradaki metal gövde sayesinde hatta bakın masayı bile sallıyorum. Boruların hem pompa hem de radyatör bölümünden kopma olasılığı minimum bir seviyeye inmiş oluyor. Ve yine buradaki borularımızın yani plastiklerimizin üzerinde ise sleeve kablo siyah bir kumaşla işlenmiş. Gayet güzel. Yani buradaki içeride bulunan o kauçuk boruları koruyan da sleeve kablomuz burada bulunuyor. Zaten olması gereken bir şey. Çünkü Corsair H100 serisi önemli bir seri. Soket desteğine geldiğimiz zaman hem Intel hem de AMD tarafındaki bütün güncel soketleri desteklemekte. Hatta AMD TR4 yani Threadripper desteği de bulunuyor. Oldukça güzel bir şey. Radyatör kısmına geldiğimiz zaman ise başta söylemiş olduğum gibi dostlar burada 240 mm'lik ve 2.7 cm genişliğinde kalınlığında radyatör burada kullanılmış. Yani burada performanslı bir radyatör olduğunu söyleyebilirim. Ve buradaki radyatörümüzü soğutacak fanlara baktığımız zaman ise Corsair'in performanslı MLE 120 Pro RGB fanlarının önemli bir nokta. Geliştirilmiş yani RPM'ımızı yükseltilmiş fanları burada soğutucumuza yerleştirilmiş. MLE 120 Pro'ya baktığımız zaman bize 1600 RPM'lik bir performans sağlarken buradaki fanlarımız tam 2400 RPM'e kadar çıkabiliyor. Ve her bir fanımızda 4 tane adreslenebilir LED'imiz bulunuyor dostlar. Buradaki LED'leri siz yine kafanıza göre aynı pompada olduğu gibi istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ve buradaki fanlarımızın yapısına baktığımız zaman dostlar manyetik bir dönüm kapasitesine sahip. Bu sayede fanlarımızdaki sürtünme minimum bir seviyede olup ayrıca fanların birleşim yerinde kauçuk desteği bulunduğu için titreşimden ötürü bir rahatsızlık duymuyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Ve buradaki fanların IQ yazılımı üzerinden kontrolünü sağlamak için dostlar yine pompamızdan çıkan dişi uçlara sıvı soğutmamızın RGB kablosu yani erkek kabloları takıyorsunuz. Bu sayede burada hem fanlarım hem de pompam IQ yazılımı üzerinden senkronize bir şekilde aydınlanabiliyor. Ve bu yazılım üzerinden pompamızın bütün ledlerini kontrol edebiliyorsunuz. Fanlarımızın bütün ledlerini kontrol edebiliyorsunuz. Ve yine bunlara istediğiniz efektleri sağlayabiliyorsunuz. Ve yine bu IQ yazılımı üzerinden fanlarımızın hangi modda çalışacağını belirleyebiliyorsunuz. Düşük mod var, normal mod var ve ekstrem mod var. Normal modda kalmasını ben size öneriyorum. Ekstrem mod aldığımız zaman buradaki fanların ses şiddeti artıyor. Çok iyi bir soğutma sağlanıyor ama ses şiddeti artıyor. Onun için benim size buradaki önerim ise fanlarımızın normal yani balance modda kalmasını öneriyorum. Ve güzel bir nokta yine bu IQ yazılımı üzerinden dostlar fanları tamamıyla kapatabiliyorsunuz. Atıyorum boşta geziyorsunuz değil mi masa üstünde? Yüksek bir soğutma ihtiyacınız yok. Yazılımdan lak kapatıyorsun ve fanların sesilmesi kesiliyor. Şimdi sıra geldi H100i RGB Platinum sıvı soğutmamızın i9-9900K üzerindeki performansına. Test sistemine baktığımızdan burada Corsair'in 680X ismindeki üst seviye kasasını kullanıyoruz. Anakart tarafında Z390E Gaming isimli Asus'un ROG Strix anakartını kullanıyoruz. RAM tarafına geldiğimizden burada 32 GB'lık 3600 MHz'lik bellekleri bulunuyor. Ve ekran kartı olarak ise burada Inno3D iChill RTX 2078 GB'lık ekran kartını sistem içerisinde kullanıyorum. Ve sıvı soğutmamın overclock yapılmamış i9-9900K üzerindeki performansına yakından bakalım. Dostlar sıcaklık testine geldiğimiz zaman i9-9900K stok hızlarla çalışıyoruz ve ortam sıcaklığımız da 24 derece. Sistem boştayken Corsair H100i RGB bize 34 derecelik bir sıcaklık değerini sunabiliyor. Lakin stok hızlarla çalışan i9-9900K %100 yük altına aldığımız zamansa RGB Platinum sıvı soğutmamız bize maksimum olarak 65 derecelik sıcaklığı sağlayabiliyor. Tabi bunu unutmayalım, oda sıcaklığınız farklıdır, yüksektir, düşüktür. Buradaki sıcaklık değerleri farklılık gösterecektir. Hatta biz bugün bu sıvı soğutmamızı kapalı bir sistem içerisinde
GHz'de test ettik. Lakin sıra Oracle'a geldiği zaman i9-9900K'nın bütün çekirdeklerini 5 GHz'e çıkartıyorum ve voltaj olarak ise 1.40 voltaj veriyorum. Ve bu overclock karşısında sıvı sokmamın vermiş olduğu performansa sistem boştayken overclocklu i9-9900K'yı 36 derecede tutabiliyor. Lakin %100 yük altına aldığımız zaman ise sıcaklık değerimiz 76 dereceye kadar çıkıyor dostlar. Yani burada sonuca baktığımızdan sıvı sokmamızın dostlar kapalı bir sistem içerisinde vermiş olduğu performans hem overclocksuz hem de overclocklu olarak gayet güzeldi. Peki bu fanlar gürültü yaptı mı? Veya pompa gürültü yaptı mı, bizi rahatsız etti mi? Dostlar kesinlikle pompanın sesini duymuyorsunuz. Kasanın kapağını açın, kafanızı sokun. Belki anca duyarsınız. Pompa gayet sessiz. Lakin elimde bulunan bu fanların normaldeki Meyle 120 Pro RGB fanlardan çok daha yüksek RPM hızlarına çıkabildiği için dostlar maksimum seviyede, yani 2000 RPM üzerine çıktığı zaman dostlar sesini size hissettiriyor. Lakin bu RPM seviyesine işlemcimiz hızla çırpılmış bir şekilde %100 yükün altındayken çıktı. Yani normal bir kullanımda herhangi bir şekilde sesten rahatsız olduğumu duymadım. 1200 RPM'lerde, 1500 RPM'lerde dolaşıyor. Bu RPM seviyesindeyken hem overclocklu bir işlemciyi rahatlıkla soğutabiliyor hem de sizi rahatsız etmiyor. Lakin overclockluyken ve %100 yükün altında işlemciyi sömürmeye kalktığınız zaman buradaki fanlar size sesini duyuruyor abi. Ama genel ortamaya baktığımız zaman işlemci güzel bir şekilde soğutabiliyor. Pompasının RGB'si olsun, fanların bize sunmuş olduğu RGB olsun, sistem içerisinde oldukça güzel bir görüntüyü sağlayabiliyor. Bakın abi şuna. Tatlılığına bakar mısın? Evet dostlar, sonuçları gördük. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.